Cem Küçük Hepiniz oradaydınız, hepiniz FETÖ'yü tuttunuz. Türkiye'de özellikle medya ve akademiden olan insanların önemli bir bölümünde dürüst davranma hali yok. Herkes kıvırma peşinde. Kimse gerçeklerle yüzleşmiyor. Almanya'da bir yazar çıkıp ben zamanında Nazi partisine yakındım diyebiliyor. Batı'da insanlar sonradan kıvırmıyorlar. Entelektüel namus diye bir kavram bu topraklarda yok denecek kadar az. FETÖ meselesi tam da böyle bir konu. Ergenekon, Balyoz gibi davalar sürerken o zamanki adıyla cemaate, çete, örgüt diyenler 7 Şubat olayından sonra yavaş yavaş döndüler. İş AK Parti FETÖ kavgasına dönüşmeye başladığında medya, akademi, iş, sanat dünyasının neredeyse tamamı FETÖ'den yana tavır aldılar. FETÖcü oldukları için değil, FETÖ'nün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı devireceğine inandıkları için. Gezi'de işleri yarım kaldı. Sokak hareketleri üzerinden Erdoğan'ı istifaya zorlayıp devirecekler. Sonra yargılayacaklardı. En büyük arzuları Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a kelepçe takılmasını görmekti. Kemalist vesayet 2007 muhtırasında 2008 AK Parti kapatma davasında bunu başaramadı. Sözcü yazarı Emin Çöleşan'ın yazdığı gibi onların başaramadığını FETÖ başarabilirdi. 17-25 Aralık başladığında şimdi barış nutukları atanlar Erdoğan devrilsin diye neler yapmadılar. O zamanın Hürriyeti Haber Türkü Sözcüsü Cumhuriyeti ve benzeri. Hepsi FETÖ'yü tuttu. Her akşam yayınlanan illegal tapeleri büyük bir iştahla dinleyip birbirlerine attılar. Erdoğan gidici dediler. FETÖ'ye övgüler yağdırdılar. Biri çıkıp da seçilmiş meşru hükümet ancak sandıkla gider demedi diyemedi. Mittırları hadisesi oldu. Suriye tapesi yayınlandı. Hepsinde FETÖ'yü tuttular. Medyalarına, bankalarına haklı gerekçelerle el konulduğunda hepsi gitti FETÖ'nün kapısında yattı. 2014 Nisan'ında FETÖ kır kırmızı kitaba girdiği halde devlet tehdittir dediği halde hepsi yine teröristlerden yana oldu. Ne zamana kadar? 1 Kasım 2015 seçimlerinde Erdoğan %50 alınca yamuldular. Biraz kıvırdılar ama gene FETÖ'den yana oldular. Ne zaman 15 Temmuz oldu, durumu anladılar ama iş işten geçmişti. Şimdi soruyorum. FETÖ, Erdoğan ve AK Parti devirseydi Sözcü, Hürriyet, Haber Türk ve benzeri ne yapacaktı? Seçilmiş hükümete bu yapılmaz ayıptır mı diyeceklerdi yoksa ellerini mi ovuşturacaklardı? Onlar bizim tarafı biçeceklerdi, yok edeceklerdi, kimseye acımayacaklardı. Bakın 15 Temmuz olduğunda bile bazıları ilan verirken FETÖ diyemedi. Darbenin askeri olanına da sivil olanına da karşı izleyen alçakları gördü bu memleket. Ahmet Küçükbay'ın tahliyesine ağzını açmayanlar, Kayseri'deki bazı hukuksuzlukları görmezden gelenler Tuzkon davasında neredeyse tutuklu iş adamın kalmamasına ses etmeyenler, zindaştı nasıl bırakılır diyemeyenler şimdi dillerinin ucuyla sözcü davasına itiraz ediyorlar. Arkadaş net olun, sözcü davası ya doğru ya yanlıştır deyin, sahne arkasından başka sahne önünde başka konuşanlardan midem bulandı. Sıfır risk alarak bana bir şey olmasın diye düşünenler... O tren kaçtı. Devran dönerse bana dokunmasın diyenler. Üzgünüm yırtamazsınız. Canıma en çok sıkan da hiçbir şey yapmayıp her şeyi kendileri yapmış gibi görünenlerin sahtekarlığı. Son 5 yılda ağır mağlubiyet alanlar barışalım havasındalar. Cumhurbaşkanımıza, Berat Bey'e, Süleyman Bey'e yalakalık yapanların durumu ibretlik. Erdoğan'ı devirmek için her şeyi yapanlar şimdi demokrat kesiliyor. Siz galip gelseydiniz, 27 Mayısçılardan beter davranacaktınız. Şimdi korkudan altınıza ediyor, yalakalık yapıyorsunuz. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Gezi 17-25 Aralık 7 Haziran 1 Kasım arası hükümeti yıkmak isteyen herkes ağır bedel ödemek zorunda. Zaten sayın savcılarımız büyük bir özveriyle gece gündüz hainlerden hesap sormak için çalışıyorlar. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim. Gezi, barış imzacıları ve benzeri davalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız İrfan Fidan'a saldıranlar büyük hata içerisindeler. Milletin çok büyük çoğunluğu sayın İrfan Fidan'ın arkasındadır. Sırf karşı tarafa yaranmak için gösteri olsun diye İrfan Fidan gibi savcılarımıza saldıranlar kendilerinin de güvenliğinin bu yürekli savcılarımız tarafından sağlandığını unutmasınlar. Cem Küçük Türkiye